Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada öne çıkan gelişmeleri aktarmadan önce her sabah olduğu gibi haftanın ilk iş gününde de piyasada açılış rakamlarına bir bakalım. Bize bugün için hangi verilere işaret ediyor? Geçen hafta dövizde bir yükseliş vardı. Kotasyonlar 3.90 seviyesine yaklaşmıştı. Bu seviyelerden 3.90'ın biraz üzerinden haftayı tamamlamıştık. Ticaret savaşları, Trump'ın çeliğe alüminyuma vergi getirmesi, gerekirse Çin'den yapılan teknoloji ithalatındaki 60 milyar dolarlık o ithalat ürünlerine de vergi getiririz açıklaması. Avrupa Birliği'nin o zaman bizde sigaraya, diğer ürünlere, otomotive vergi getiririz cevabı. Dolayısıyla böyle bir gerginlik. Bunun yanında işte yüksek enflasyon, yüksek cari açık, Moody's'in notları derken yabancı çıkışlarıyla beraber, gelişmekte olan ülkelerde oluşan baskıyla beraber bir tedirginlik yaşandı ve bu sabaha da bu dövizdeki yükseliş 3.93 seviyelerinde yansıdı. Bankalar arası piyasada 3.92.90, 3.93.34 seviyelerini sizlere aktarıyoruz. Keza Euro TL'ye bakıldığında da orada da yükselişin devam ettiğini, dövizdeki yükselişin Euro cephesine de 4.82 seviyelerinde yansıdığını aktarıyoruz. Parite etkisi de var tabii. 1.23-1.24 seviyelerinde Euro-Dolar paritesi hareketini sürdürüyordu. Ama dolar uluslararası piyasalarda güç kazandı. Parite bu güçle 1.23'ün altına indi. 1.22.60 seviyelerine geldi. Bu grafik bize doların euro ve diğer para birimleri karşısında güçlendiğini gösteriyor. Bu güçlenmede dolardaki yükselişte içeriye kuru 3.92'ye çıkması yönünde yansıdı. Aynı zamanda dövizde bir yükseliş var. Euro'da da yine o yükseliş 3.82 seviyesinde devam etti. Biraz da dolar üzerinde özellikle parite etkisinden bahsedebiliriz. Uluslararası piyasalarda neler konuşuluyor, ne oluyor diye bakıldığında ticaret savaşları önemli bir gündem başlığı olmaya devam ediyor. Kabinede yine Trump'ın yönetimden aldığı isimlere bakıldığında önümüzdeki sürece ilişkin yine bazı tedirginlikler oluşuyor. ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü vereceği faiz kararı bekleniyor. Dolayısıyla bu Mart ayında Amerika Merkez Bankası'ndan bir çeyrek puanlık faiz artırma beklentisi var. Bu da dolara güç kazandırıyor ve gelişmekte olan piyasaları baskılıyor. Bütün bu gelişmelerin neticesinde borsalarda, ABD borsaları yukarı yönlü kapanmıştı. Ancak Asya borsalarına bugün baktığımızda aşağı yönlü hareketin %1 civarında Japon Nikkei endeksinde devam ettiğini, Asya borsalarının genelinde de %0,4'lük düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani Asya borsalarında aşağı yönlü hareket var. ABD borsalarında artı kapanışın yanında çarşamba günü Amerika Merkez Bankası ne diyecek sorusu kritik önemde olacak. Piyasalar bu haftaya bu gündemle başlıyor. Bu Mart ayında 2018'de 3 faiz arttırımı bekleniyordu. Amerika Merkez Bankası ilk faiz artırımını Mart ayında yapacak. Bundan sonrasına ilişkin 2 veya daha üzerinde bir faiz artırımı sinyali verecek mi, vermeyecek mi? İşte bu izlenecek. Bu toplantı beklenirken de dolar değer kazanırken gerginlik gelişmekte olan piyasalarda, Türkiye'de biraz daha fazla hissediliyor diyelim. Borsalarda da Asya borsalarının bugüne düşüşle başladığını hatırlatalım. Altın fiyatlarında 1310 dolara doğru bir düşüş var. Dolar değer kazanınca altın düşer. 1300 dolara doğru altın onsunda bir gerileme oldu. Petrol fiyatlarında ise yükseliş var. 65 dolar 88 sent seviyesine doğru 66 dolar sınırındaki seyir devam ediyor. 66 doları bir miktar aşmıştı. Oradan 65 dolar 88 sent 90 sent seviyesine bir çekilme oldu ama petrol fiyatlarında da bir yükselişi grafikten görüyorsunuz. Veriler açılış itibariyle böyle. Dolar 3.93, Euro TL 4.82 seviyesinde. Borsalarda Fed bekleniyor. Amerika Merkez Bankası ne karar verecek, ne diyecek? O bekleniyor. Petrol yükselirken altında da düşüş olduğunu söyleyelim. Verileri açılış itibariyle böyle özetledikten sonra diğer gündem başlıklarıyla devam edelim.
Ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale'nin tacı. Dün Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümüydü. 103 yıl önce kahraman Türk askeri Çanakkale'de tarihin en büyük destanlarından birini yazmıştı. Yedi düvele Çanakkale geçilmez dediler. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi emriydi. Vatan ve namus görevini tamamen yerine getirmek için bir adım bile geri gitmek yok diyordu o emirde. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destan yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü tüm Türkiye'de ve Çanakkale'de büyük coşkuyla kutlandı. Zaferin 103. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle andık. O zaferde tarih değişti. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale destanı ile Türk Bağımsızlık Savaşı'nın da temellerini attı. Bütün Türkiye'de coşku vardı. Şehir genelinde hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. İlk tören stadyumdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenlerde Atatürk anıtına çelenk konuldu. Şehitler 21 pare top atışıyla selamlandı. Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağıyla birlikte göklere çekildi. 18 Mart stadyumundaki şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarında öğrenciler dev Atatürk posteri taşıdılar. 18 Mart kutlamaları akşam düzenlenen Fener Alayı'yla son buldu. İşte o yürüyüşte de binlerce kişi vardı. 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü tüm yurtta kutlandı. Çanakkale geçilmez demişti Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Büyük destanlardan biri yazılmıştı 103 yıl önce ve 103 yıl sonra bugün Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı işte bu görüntülerle aktardığım gibi kutlandı tüm yurtta. Ve o gün Çanakkale'nin tacı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de kule temel betonu ve kule kazık çakımı gerçekleşti. Köprünün denizdeki inşaat çalışmaları da böylece başlamış oldu. 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü. Kule ayaklarının yerleşeceği deniz tabanına dediğim gibi ilk kazık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katıldığı törenle çakıldı. Tasarımda Türk bayrağından ilham alınan köprü tamamlandığında feribotla bekleme dahil 1 saat olan yol 4 dakikaya inecek. Türk bayrağından ilham alındı derken köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Bittiğinde Çanakkale Köprüsü işte bu halde tamamlanmış olacak. Bu görüntüyle tamamlanmış olacak. 10 ülkeden 23 bankayla çalıştık. Toplam 2.3 milyar euroya mal olacak. Dolayısıyla bu kredi sağlandı. Hatta bazı kredi taleplerini karşılayamadık. Bu Türkiye'ye duyulan güvenin de göstergesi dedi Başbakan Binali Yıldırım. Türkiye'ye yatırımın nasıl ilgi gördüğünü ortaya koyan bir yaklaşım. Talepleri karşılayamadık ifadesini kullandı. Aynı zamanda Çanakkale'de zafer yoğunluğu da vardı. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği TÜRSAK Çanakkale Körfez bölgesinde 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle tüm otellerin dolduğunu, ciddi bir hareketlilik yaşandığını, neredeyse yer bulmanın imkansız olduğunu aktardı. Yerli ve yabancı çok sayıda turist bölgeye akın etti. Otelleri %100 dolulukla doldurdu. Yer bulmak imkansız hale geldi bu ilgiden sonra. Ve Afrin Harekatı Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında Türk askeri Afrin'de de destan yazdı. İşte o destanda milli sanayinin de gücü var. Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 3. yılını kutluyor. Sektör temsilcileri Zeytin Dalı'nda başarının milli sanayi ile geldiğini söylüyor. Harekatın başarısı milli sanayi ile geldi. Bugün Dünya Gazetesi manşeti. Toplantıda savunma sanayi müsteşarı bu yönde yapılan toplantıda savunma sanayi müsteşarı İsmail Demir, ordumuz operasyonda iyi sonuçlar alıyor, askerlerimiz milli ve yerli silahlar kullanıyor dedi. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Alpman da Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu nedeniyle bazı ülkelerin ambargo uyguladığı ürünleri kısa sürede kendimiz imal ettik açıklamasında bulundu. Zeynep Bodur Okyay, güçlü Türkiye bölge ülkelerinin de teminatı milli ve yerli savunma sanayi için büyük irade var.
var diyor. Bir yandan da Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında Afrin merkezi Türk askeri tarafından ele geçirildi. Bu sözde karargaha, teröristlerin karargahına Türk bayrağı dikildi. Şehrin merkezine ve asker Türk milletine ve şehitlerimize armağanımızdır diyerek o bayrağı dikti. Bu başarıda milli sanayinin de büyük desteği var. Zeytin Dalı Harekatı milli savunma sanayinin gelişiminde yerli ürünlerle, yerli mühimmatla sürdürülüyor açıklamaları. Bugün gazetelerin birinci sayfasında. Ve Çiftlik Bank mağduriyeti. Bayiler de Çiftlik Bank mağduruymuş. Şimdi 183 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırdı Aydın. Şimdi Uruguay'da, hafta sonu Uruguay'da yaşadığı villaların fotoğraflarını Hürriyet'in birinci sayfasında görmüşsünüzdür. Bir de aynı zamanda Çiftlik Bank şarküterileri de vardı biliyorsunuz. 150 bayilik vermiş bu yönde. Şimdi siz para yatırıyorsunuz, karşılığında hayvan alıyorsunuz. Bilgisayar oyununda o hayvanları besliyorsunuz. Aynı zamanda yatırdığınız paranın işte %20 falan, mesela 100 bin lira yatırdınız, 180 bin lira alacağınızı vaat ediyor. Bir de üstüne bu şarküterilerden, mağazalardan bedava yatırdığınız paranın %20'si kadar ürün alma hakkını size veriyor. İşte bedava gidip ürün alıp ürün alıyor üyeler. Bu mağaza sahipleri de sattığı ürünün %20 fazlasının parasını oradan alıyor. Böyle bir çiftlik işte bu. İşte o bayiler de mağdur. 1 milyon 100 bin lira dolandırıldım diyen var. Ocak ayından itibaren paramızı alamadık diyenler var. Bir de Çiftlik Bank'ın sahibi biliyorsunuz sesli bir mesaj yolladı. Bitcoin'le paranızı ödeyeceğim, merak etmeyin. İşte kalem gazeteciler yüzünden böyle oldu diye medyayı suçluyor. Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanı Fakı Baba da biz teşvik falan vermedik, hibe de bulunmadık. Hatta bu sadet zinciri için suç duyurusunda bulunduk açıklamasını yapıyor. Dolayısıyla bayiler de Çiftlik Bank mağduruymuş. Böyle şarküteriler 150 tane 40'ı İstanbul'da açılmış. İnsanlar para yatırıp işte bedava biraz ürün almışlar birkaç ay. Ondan sonra da 1 milyon 100 bin lira dolandırıldım. Psikolojim bozuldu açıklamaları hafta sonu gazetelere yansıdı. Altın fırsat için ikinci atak, biliyorsunuz yastık altındaki 2500 ton altını çekmek için bir uygulama başlatılmıştı. Devlet katkısı ve getiriyle yastık altındaki altınlarınızı getirin kampanyasıydı. Şimdi 2200 ton altını yatırıma dönüştürmek için geçen yıl başlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında ikinci etap başlıyor. İkinci ihraç için 26 Mart 20 Nisan arasında 4 etapla talep toplanacak. Daha önce biliyorsunuz 2,5 ton altın toplanmıştı. İşte 300 milyar lirayı bulan yastık altındaki altının çekilmesi amaçlanıyor. Bunun için reklam filmi de hazırlanıyor. 26 Mart 20 Nisan arasında 4 etapta ikinci tahvil atağı altın için, bu yastık altındaki altın için başlıyor. Bu arada taksiciye nezaket eğitimi, biz Uber'le oturup masada konuşmayacağız. Ancak taksicilere gerekli eğitimi vereceğiz. Dolayısıyla bizim şartlarımıza uymayan taksicilere ayıklıyoruz açıklamaları. Taksiciler esnafından, dernekten, en yüksekten geldi. Taksiciler arasında bir nezaket eğitimi ve diğer eğitimlerin başlayacağı bir süreç yaşanacağını anlıyoruz diyelim. Bu bölümü şimdilik tamamlayalım. Bütün gelişmelerle az sonra Parametre'deyiz, bekliyoruz.